Ne lazım size abi? Ha abi, Türkçe biliyor musun abi? Bu mu abi, biz Türk'üz, bize koyar mı bu acı ya? Keskin insancılar. Keskin. Niye söylüyorsun? Aa, Türk müsün abi? Kolay gelsin abi, ne haber? Abi, Ukrayna'ya geldim, nargileci mi olacak? What? Elmam çok güzel. Ne istiyorlar? Neyimiz var abi? 0 lira atabildim. Привет! Меня зовут Оркун, очень приятно. Давай, давай, до свидания. CSGO Rusçasıyla hocam, nasıl, Ukrayna'dayım. Bugün Ukrayna'ya geldik. 0 TL Kiev yapacağız. Gece 3'te yola çıktık. Şu an sabah 9.30. Gerçekten almadılar bizi. Pasaport kontrolünden geçemedik. Kimlikle geçmeye çalıştık çünkü. Siz olun, kimlikle geçmeye çalışmayın. Ayrıca bu akşam döneceğimiz için de almadılar. Gerçekten İsrail'e, Amerika'ya falan girmeye çalışıyorsak daha kolay girerdik. Delirttiler bizi ama sonunda geldik. 0 TL Kiev yapacağız. Şimdi havaalanındayız. Bir sürü yapacağımız şeyimiz var. Biz burada zibil milyon tane Türk var. Hemen burada kapıdan indikten sonra iki tane Türk'le tanıştık. Onlar merkeze gidiyorlar. Onlara takılacağız. Hayrına gideceğiz. Bakalım neler gelecek. İlk yurt dışı 0 TL videosunun açılışını yapıyoruz. Kurdelesini kestik. Bundan sonra Bakü'sü var, Kıbrıs'ı var. Aa, dur, ilk değil lan. Amerika'da yaptık zaten. İkinciyi hocam. Hadi gittik. Alışmışım. Dönüp otostopa alışmışım. Öldürürler burada herhalde. Hadi hocam, eyvallah. Teşekkürler. Hadi, bay bay. Görüşürüz. Dilim döner baklavayı. Baklavacı. Üstünde nargileci var. Tamam, bir sürü Türk restoran var. Birine girer sorar çalışırız bir şekilde. Hop! Geldik, Kiev merkezdeyiz şu anda. Merkezin bir iki arka sokağındayız. Burada pazar yeri var. Bir bakalım içinde ne varmış. Böyle abidik kubidik şeyler de satılıyormuş. Fiyatlara da bakalım. Mesela kurutulmuş balık burada çok popüler. Bu niye, yenir mi bu ya? Süs mü bu? Asıyor musun bir yere, yiyor musun bunu? Ben hayatta hemen bunu. Hiç yedin mi kurutulmuş balık? Yok. Mesela bunlar ne? Sosisimsi, sucuğumsu. Ah, yes. Deniyoruz. Ne deniyor? Söylemeli miyim neyi deneyeceğimi? Kendi mi deneyecek? Neyi deneyeceğim? Ama ne olduğunu bilerek deneseydik. Dur. Veriyor. Versin, ne veriyor? Versin ya. Ha. Okey. Güzel bir et. Ne eti bilmem. Is it beef? Okey. Güzel hocam. Bir kilo 350. 350 ne yapıyor? 3'te 100. Ha, okey. 115 lira gibi. Bu da böyle 170 lira civarında. Güzel bir şeymiş. Ne olduğunu anlamasam da şimdi teşekkür edip gideceğim. Çok ayıp olacak. Ben çok utanıyorum böyle şeylerde. Ah, düşürdü bir de ablanın. Okey. Allah, onu ne yapacak şimdi? Onu geri koyacak mı sizce, düşen şeyi, sosis, sucuk, neyse. Ha, yenisini vereceğim diyor. Thank you. Have a nice one. Ayıp oldu şimdi böyle de tabii. Kadın da üzüldü. Ben böyle şeyleri hiç yapıyorum. Bak, havyar var mesela burada. E tamam, biz buradan alalım götürelim. Sonradan görmelerde pahalı olan her şeyin üstüne koyalım. Bundan pahalı oluyor zaten. Bunu alıp götürsek, satsak, ulan havyar işine mi girsek? Bak, burada 100 lira bir kutu havyar. Bizde ama ne havyarı, hangi kalite havyar, neyin nesi havyarı? Это Украина. Pasteurizir kavyar. Vam fresh Rusya ili pastel ili vi govorite novi. Dedi ki bu Ukrayna'nın özel kendi havyarı dedi. Bu dedi çok özel dedi. Ben kendi ellerimle topluyorum, yetiştiriyorum bunu dedi. Ekiyorum dedi bahçeme dedi havyarı falan herhalde. Dedim. Havyar hiç sevmiyorum bu arada. Sprite'de havyar yiyorsun. Evet abi, Sprite'de havyar yenir mi lan? Sevmiyorum. Hatta tadı da çok kötü ama şu an suratımı ekşitmemeye çalışıyorum kadına ayıp olmasın diye. Ne yapacağız? Discount. Grivna. Discount. 300 grivna diyor. 100 liraymış şu an denediğim havyar. Pasteurize, eto fresh. Bu diyor pasteurize diyor, bu diyor şey taze diyor. Ben çözdüm dili ya. Ama kadın böyle tane tane Ukraynaca konuşunca herhalde anladığımı düşünüyor. Bana öyle yapıyor. Biz de Türkiye'de bağırarak konuşuyoruz ya, Türkçeyi anlıyorlar sanıyoruz. Ah! Bu ne? What is this one? Havyar bundan çıkıyormuş ya. Ben ilk defa görüyorum. Bir dakika, onu yiyor muyuz? Ne yapıyoruz onu? Can I try it? Arkadaşlar, havyar nerede? Ben anlamadım. İçinde mi var? Bunu böyle komple mi yiyoruz? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu havyar değiller. Havyar değil. Güzel bu. Gittikçe kötüleşiyor tadı. Dinledikçe daha da kötü hale geliyor. Vallahi bir iki saniye daha gezersem vejetaryen olacağım ya da vegan olacağım bu gidişte. Mesela şu ne abi? Bu yağ gibi bir şeyin yağı bu yani. Bunu böyle açık açık koyuyorlar. Bu hijyenik mi? Üste bir tane stretch film kapatmışlar. Bu neyin hijyenini sağlıyor? Hello, do you have hot pepper? Spicy hot pepper. Dur. Çözeceğim. Ne lazım sizde abi? Ha abi, Türkçe biliyor musun abi? Niye? Acı biber. Acı biber sizde? Ha, bol. İngilizce konuşmaya çalışacağım ama Türkçe konuşmaya çalışsam daha iyiymiş abi. Herkes Türkçe mi biliyor? En acısı ama böyle yani. Çok çok acı. Tadabilir miyim? Tekirdekli tarafını yedi. Siz bunu acı mı diyorsunuz ya? Eyvah, acı da yani. Aa, sonradan geliyor.
acıymış ama güzel acı. Güzel, bizim acılarımız kadar değil. Daha acısı var mı? Yok mu, bu mu ya? Bu mu abi, biz Türk'üz, bize koyar mı bu acıyı ya? Thank you. Spasiba. Domates ye diye acısını alar diye. Aa, domates de çok güzelmiş. Bir şey diyeceğim, ben bizim memlekette çok uzun zamandır şöyle domates görmedim ya. Hepsi hormonlu abi domateslerimizin. Dur şimdi, dayı bize şey getiriyor, kurutulmuş biber getiriyor. Bunların acı dediği şeyle bizim acı dediğimiz arasındaki kültür şokunu görelim istiyorum. Domatesleri çok güzel ama çeşit çeşit domatesler var bak. Ama bak, domatesin rengi açık kırmızı. Bak bunlar gerçekten hormonsuz organik gibi duruyorlar. Acı mı abi bu? Bu acı. Özbekistan'dan getirdin acı. Ölmeyeyim de bütün gün hiçbir şey yapamam yani. Domates, 5 kilo domates almamız lazım. Oğlum 0 liraya nasıl 5 kilo domates alacağız şu an? Abi bu iyiymiş. Süper. Hocam dayı beni öldürüp gitti. Ateşe attı ve gitti. Bir şey diyeyim, zalatmadı bana. Biz böyle mi yapıyoruz lan? İnsan bir sorar, kalp rahatsızlığın var mı, bir şey var mı? Yok, acı. Yine bizim acılar kadar değil ama acı. Ama ben bu şeytan oyuncaklarını bırakıyorum. Yeter pazar, yürü pazar. Ukrayna'nın milli marşı var, şöyleymiş. Karşıki dağlar demedim mi kız ben sana, demedim mi Ukrayna, Ukrayna. Her pazartesi günü okulda ve cuma günü okul çıkışlarında bu söyleniyor. Bunlar kahvaltıcı gibi. Bizim bir şekilde hayrına kahvaltı etmemiz lazım bu arada. Saat 11'i 10 geçiyor, artık bir kahvaltı edilsin. Allah rızası için kahvaltı. Yes. Elektrikli scooter, normal scooter, Apple, Mac. Gelin fiyatlara bakalım lan. Bu ne mesele ya? Televizyon muymuş? Bu nasıl bir televizyon lan? Dik televizyon mu olur o? 256 olan iMac 58.000 papel bölü 3'e. 2, 3 bölü 3. 19.000 lira. Bizde bu ne kadar? Bizde daha ucuz. Nasıl oluyor 15.000 lira bizde? Burada 19.000 lira. Ulan bir saçmalık var. Gel telefon bakalım. 12 Pro Max. Bizde ne kadarmış şu an? Bizde 17.000 lira. Burada da 13, evet. Ve devasa bir fark yokmuş. Eskiden daha büyüktü bu farklar ya. Eskiden daha işte kurdan dolayı yine patates olduk. Bak burada elektriklisi var. Bir tane daha elektrikli var. Daha da elektrikli var. Bunların hepsi elektrikli galiba. Şimdi sabah olduğu için böyle bir kahve içelim istedik. Bakalım dükkan dükkan soracağız. Test kahvesi veriyor musunuz diye. Ben kahvenin testini ilk defa duyuyorum hayatımda ama yapıştır ya, deneyelim şansımızı. Bir de işin kötüsü, bunlar İngilizce bilmiyorlar yani. Orada zorlanıyoruz biz. Kaç paraymış kahve? Espresso 18 diyor. 6 lira aslında yani. Bizde daha pahalı galiba espresso. Hello. Hello. Can I try the coffee first? Like tester? Okay. Okay? Okay. Espresso americana. Espresso? Okay. Nasıl lan, kahve deneme diye bir şey var mıymış? Ah no, thank you. Suda veriyorlarmış lan aslında. Ben niye hayır dedim ki oğlum? Beleş olan bir şeye ben niye hayır dedim ki? Yanında su verecekti bardakta. Daha kahveyi çövdürdü de, onu damıtacak da. Bekle bekle babam, bekle. Espresso. Spasiba, thank you. Have a nice day. You too, bye. Küçük kahve aldık, küçük kahve. Eyvallah, beleş kahve sabah sabah iyidir. Ben acıktım hocam. Bir parça bir parça böyle poğaça, boyoz bir şey. Boyoz. Ukrayna'nın boyozu meşhurmuş. Şimdi her yerde olduğu gibi burada da bir Turkish restoran bulduk. Öğlen de restoran olduğu için burası daha açılmamış hatta. Öğlen buraya gidip kapıdan tak tak edip çalışayım kardeşim, yemek ver, deneyeceğiz şansımızı. Kiev'in Özgürlük Meydanı'na geldik. Yine beleş yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi tabii ki buradaki güzel turistik yerleri gezmek. Bu özgürlük anıtı böyle zamanında bunların arası Rusya ile kötüyken bayağı olaylar çıkmış. Bu meydanda da bayağı adam öldürülmüş, polisler bir sürü insanı kaçırmış, keskin nişancılar burada böyle bir sürü masum insanı vurmuşlar falan. Bayağı o yüzden olaylı bir yermiş burası eskiden. Hatta şuradaki bina yanmış, yeni tadilat ediliyormuş bina. Böyle güzel bir anıtçık, güzel kelime oldu bu da. Bunlar ne yiyor kahvaltıda ya? Böyle sandviçimsi bir şeyler var. Hot dog gibi bir şeyler var. Hello. We came from Istanbul and we don't have any money. So do you have like testers or small things that you can give it to us? Whatever you can give, maybe a sandwich or something. Chicken, salami, ham, what do you want? Meat's fine. Yeah, thank you. Para vermeyeceğim, anladım. Bence İngilizce bilmediği için anlamadı. İngilizceleri gerçekten çok patates çünkü buradakileri. Bakalım, para isterse sonunda geri vereceğim yemeği, ne yapacağım? Dayı verecek mi? Ne yapacak? Ah, okay. That's it? Okay. Thank you. Spasiba. Dasvidaniya. Vallahi verdi. Ona. Vallahi verdi lan. Haram yemek gibi hissediyorum şu an. 0 TL'nin olayı bu ama yani Ukrayna'da olunca da şey yapamadık. Yekpare. Ne bu? Kurvazan mı bu? Kurvazanı tost yapmışlar. Marula ne bileyim ya. Neyse abi, yemek yemektir ye yani. Çok da önemli bence.
İçinden en olmayacak şey çıktı. Çok da önemli değil dedim. Turşu çıktı içinden. Turşu ne yapıyor abi bunun içinde? Turşulu kurbazan mı yiyorum ben? Sabah kahvaltım bu benim. Bir de mayonez var içinde. Daha vizyonsuz bir kahvaltı görmedim hayatımda. Herkes bana bak, yanlış bir şey mi yaptım lan? Güneş var, alerjik belki. Ukrayna'ya alerjim var belki. Gel bakayım. Do you speak English? We came from Istanbul. We are trying to spend the day with $0. So we are trying to get some testers or small things. If you can give it to us that we can try. Okay. Спасибо, thank you. Ya, gel devam. Şuraya da soralım. Bu ne mesela? Bu otobüs durağı sırası mı? Oha. Hey, do you speak English? No? Okay. Yok. Thank you anyways. Hocam ne kalabalık bu? Aa, ortadan biniyorlar. Basmıyorlar mı kart? Ha yok, ortadan binip de basılıyormuş kart. Burada dönerci var. Ha, baklava da var. Kesin Türktür burası. Direkt kolay gelsin diye gireyim mi? Merhaba. Aa, Türk müsün abi? Tamam abi, tam Türk. Döneri gördüm, seni gördüm, dedim Türktür. Kolay gelsin abi, ne haber? Biz İstanbul'dan geldik. YouTube'a video çekiyoruz. Bizim bir serimiz var. 0 TL ile bir gün geçirmeye çalışıyoruz. Beni dükkanda çalıştırsan, sonra da bana bir yemek ikram etsen olur mu? Müsait misin? Durumlar nasıl şu an? Yemek ısmarlar mısın bana ya? Vallahi mi be? Adamsın ya. Ufak bir şey ısmarlasan yeterli yani. Hani... Türk, Türk'ün dostudur abi her yerde. Çalışmıyoruz, ısmarlıyor. Ben dedi ısmarlayayım, hiç uğraşmadı. Oğlum İstanbul'da bile çalıştırıyorlar. Her yerde, bütün Türkiye'de çalıştırıyorlar burada. Döner gördüm. Baklavayı gördüm, abiyi gördüm. Dedim bu abi Türk. Abi nasıl, döneri çok seviyorlar mı burada? Evet. İngilizce bilen yok ama değil mi çok? Var. Var mı? Genç kesin biliyormuş İngilizce. Ben daha İngilizce bileni görmedim. Sen kaç yıldır buradasın? Bir. Bir mi daha? Öğrendin mi Rusça? Derdini anlatabiliyor musun? Burası dertsiz tasasız mı abi? Mutlu musun burada? Aa, bak bana yaz dedi. Kendi ısmarlıyor. Kendi hesabına yazdı. Aa, Türk kahvesi de var. Cezve gördüm. Abin dürümle dönsün sonra böyle. Bir de elinde satır mı? Bir de kahve, bir baklava alabilirim. Bir de ayranın varsa çok sevinci. Ayran... Ayran var. Bak vallahi ayran var ya. Onur ayran. Ay teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olasın ya. Teşekkürler. Aldık. Hadi kolay gelsin. Ukrayna'da bir Türk döneri yiyoruz. Hem de ketçaplı mayonezli. Enteresan, merak ettim. Valla güzel. Bu arada abiden döner istedim. Ben olsam tavuk verirdim. Abi et döner verdi bir de üstüne. Valla helal olsun ya, insanlık ölmemiş. Evet, şimdi burada biz biraz fazla yürüdük. Geri gitmemiz gerekiyor. O Türk restoranına gideceğiz. Hani ne yapabiliriz diye dayıya soracağız. Zibil tane Scoot Rap'i var burada yine. Bazı uygulamalarda işte ilk 10 dakika ücretsiz yapıyor. Biz de onun aracılığıyla açtık bunu. Evet hocam, aldım. 10 dakika zaten 5 dakika falan sürer bence. Oğlum adamlar şeyi nasıl yapıyor? Tek elle scooter'ı tutup tek elle telefona bakıyorlar. Onu nasıl yapıyorlar ya? Herkesin scooter var bu arada. Bütün memleket scooter. Durmuyor bu. Bunun freni yok. Az var. Bu bir garip ya. Bizim scooterlar daha tatlış. Bakayım gidiyor mu? Yok. Az gidiyor yani. Bunlarda da hız limiti var. Hadi siz koşarsınız. See you. Tükürüyorum buraya. Evet. Geldik Turkish restoranta. Bakalım. Gel merhaba diyelim, ne olacak? Merhaba, Türk müsünüz? Buyurun abi, evet. Abi merhaba, biz İstanbul'dan geldik. Şimdi 0 TL ile bir gün geçirmeye çalışıyoruz. Hiç para harcamadan bir gün geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi sen beni dükkanda çalıştırsan, garsonluk da yaparım, yemek de yaparım. Hiç fark etmez benim için. Karşılığında da böyle bir şeyler ikram etsen bana, olur mu? Ya kardeş, şu an garsona ihtiyacım yok. İsterseniz nargileci olarak alabilirim ben. Ne? Nargileci mi yapacağım? Nargileci biliyor musun? Abi her şeyi yerleri süpüreyim, nargileci yapma beni, ne olur ya. Abi Ukrayna'ya geldim, nargileci mi olacağım ki evde? Tamam, bir dakika. Seri köz getirin. Rusçası nedir? Ugul. Ugul. Seri köz getir. Seri köz. Bizde öyle bir deyim var Türkiye'de. Tam dur, ben ona bakarım şimdi. Gel. Hocam yapacak bir şey yok. Güzel kokuyor. Ben size hediye teslim ediyorum. Tamam. Size yardımcı olur her şey. Tamam, tamam, tamam abi. Tamam, siz sipariş geldikçe bana söyleyeyim. Ben arkadaşla birlikte yaparım ya, hallederiz. Tamam. Bak seri közlerimiz de burada. Привет, как дела? O kadar abi, bende bitti yani. Do you speak English? Very so. So how do we do it? Show me. Bütünlerimiz, zibil tane çeşidimiz var. Aklanma menü ortaya işleyeceğiz. Anlamadım. Oğlum ben ters bir şey demiyor değil mi? Ağzım burnumu kırar o benim var ya. Ruslardan bir de Ukraynalılardan çok korkuyorum. Gerçekten bir kavga çıksa ağzımı burnumu kırarlar. Bak şeyde YouTube'da videolar var. Hiç eldivensiz de çıplak dövüş yapıyorlar ve öldürene kadar yapıyorlar. Öyle videolar var. Manyak bunlar yani. Bak seri közlerimiz orada pişiyor. Ne, nasıl makbul? Ben nasıl sorayım onu? Hadi közün nasıl makbul? Hadi sor. Seri köz getirimi öğrendim ben. Prinesti seruyi vuhilya. Nasıl hocam aksanım? Let's do it. Ne yapıyoruz? Közümüzü koyuyoruz.
Ready? It's cold. So wait. Wait. 5 minutes. Can I do? Bu nargilenin tütünü ıslak oluyor anladığım kadarıyla. Okay? Okay. Bu kadar mı lan? Bunu böyle üstüne mi koyayım? Bu kadar mı? Şaka mı? Bu mu? Bu kadar mı lan? Ben zor bir şey sanıyordum bunu. Diye. 3 tane köz koyuyoruz. Ben az önce izledim. Elinde bir insanın bu kadar yakışmaz mı ya? Allah bu düşecek. Nereden tutuyoruz lan bunu? Şöyle mi? Ha oldu böyle. Okay. Okay. Bunu da böyle kapatıyoruz. Gel abi senle biz nargile siparişi alalım. Ребята, я извиняюсь. Это ребята, блогеры. Abi ben elma vereyim onlara, elma içsinler. Elmam çok güzel. Ne istiyorlar? Neyimiz var abi? Neyimiz olduğunu. Panarosku tırşoyak var. Aşotasana nasılsınız? Hiçbir fikrim yok şu an dönen diyaloglar. Ne oluyor abi? Ananas mango siparişi geldi abi bir tane. Bunu ananasa ananas diyor la. Değil mi? Ananas dedi bana mı öyle geldi? Bak mango ananas. Yine yuvarlak yapıyorum değil mi? Ortayı boş bırakıyorum. İşo. Dedim o. Hı. Biraz daha demekmiş bak işo. Abime seri köz. Nasıl kaptımış ya. Hemen bir nargile kafa açıyor muyuz adam gibi? Gel. Hocam seri köz getirdim. Atkırt. Hayır. Uğur Dündar yapıyoruz. Aa mutfak baskını yaptık Uğur Dündar 2 saniye. Bakayım etleriniz nasıl? Bak orada etler kesiliyor, burada yıkanıyor. Burada seviyorlar mı Türk yemeklerini? Bayılıyorlar değil mi? Kebap görmemişler hayatlarında. En çok ne gidiyor? Adana mı, Urfa mı? Adana, Urfa, diğer kebap. Kolay gelsin abicim. Baklavamı istiyorum. Evet, baklavamız geldi. Havuç dilim. Güzel fıstıklı bir baklavamız var. Bakalım Kiev'de baklava nasılmış? Yani bir baklava için nargile yapılır mı? Hala çok emin değilim ama. Kendileri yapıyorlar galiba değil mi da? Güzel. Bir Antep baklavası değil ama güzel bence. Burada yaşıyorsun ve canın baklava çıktı, gelip burada yerim. Ama yani yendiğim en iyi baklava diyemeyeceğim tabii. Zibil milyon tane magnet. Allah, atam. Ah, Türk bayrağı maskesi var, görüyor musun? Hello, привет. You know him? Yeah, I'm teacher history. Okay, great. Bесплатно. 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 Tamam. Tamam? Tamam. Vallahi tamam. Which one? This one? Okay. Matruşka. Hem de bесплатно. Ücretsiz alıyoruz. Bak ya. Abi, üç tane. Aa abla bayağı Türkçe var. You speak Turkish? Biraz. Biraz. Bayılıyorum matruşkaya ya. Anneannemlerde olurdu hep küçükken. Tamam matruşka nasıl oldu hayrına bir tane. Normalde 30-33 liraya falan denk geliyor. And magnet? Bесплатно. Dur bakayım hazır almışken deneyeyim şansımı. Hediye? Ah çok iyi. Şey dandiklerinden alayım da ablayı da çok şey yapmayalım. Tamam şunu alalım. Bunu alalım. Almış olalım. Beleş hediyelik eşya. Spasiba. Rica ederim. Thank you. Aldık. Beleş aldık gidiyorsun. 0 lira atabildim. Durumumuz o kadar. Evet, Ukrayna'nın meşhur bit pazarı varmış. Bit pazarının içinde de hayvan pazarı da varmış. Nasıl bir şey olduğunu gerçekten bilmiyorum. İşte kedi köpek falan satıyorlar herhalde. İyi ki bizim memlekette yasaklandı. Gelin bakalım. Böyle yılan falan satıyorlar mıdır? Ben bilmiyorum. Böyle egzotik hayvan, böyle ne bileyim. Aslan falan satıyorlar mı burada mesela? Yani köpek satan aslan da satar yani. Niye satmasın? Kedi evlerine bakar mısınız? Kedi malikaneleri var. Ooo merhaba. Scottish Fold musunuz siz? Merhaba. Yazık bunlara ya. Nefret ediyorum kafeste hayvan görmekten ya. Gelin sizin üçünüzü götüreyim ben. Bir kedi var bizde zaten. 3 tane daha olsun. Ha, üçünü alır götürürüm yani. Hadi bakalım bıdıklar. Cookerlara bak. Ha sosis var bir tane. Bir şey diyeceğim. Bunlar çok tatlı ve burası çok üzücü bir yer ya. Bakar mısın şunlara? Nerede? Oğlum buradaki bütün hayvanları alacağım, uçağa sokacağım hepsini, yanıma alacağım hepsini götüreceğim ya. Alalım mı? Bütün pazarı alalım. Bütün hayvanları alalım. Yarısını eve, yarısını ofise bölüştürürüz. Bunlar ne? Ha, özel akvaryum otları, yosunları satıyorlar. Bu ufaklar Japon oluyor değil mi? Japon deniyor bunlar. Bir tek bilgim o. Benim dedem, babamın babası olan dedem kuş ve balık satıyordu. Böyle yıllarca öyle İzmir'de dükkanı vardı. Çok küçükken giderdim hatırlıyorum böyle ama hayal meyal hep. Evet, normalde burası cumartesi pazar full oluyormuş ama şu an standların neredeyse %90'ı boş. Bugün cuma olduğu için. Papağanları alsak bir tane bundan, abone ol falan öğretsek buna. Konuş bakayım ama bu Ukraynaca biliyordur, bu olmaz. Selamun aleyküm kardeşim. Kesin koparır parmağımı değil mi? Oğlum şu ne? 15 kilo tavşan var. Ana ginepiklere bak. Abi o kadar güzeller ki bu arada. Şunlar ginepik. Bunlar hamster muhtemelen. Ya da belki bunların yavrusu falandır. Bilmiyorum ki küçükken nasıl oluyor. Şu fare. Abi ben böyle bir tavşan ilk defa görüyorum. Ah sevdiriyor da. Ya ben senin sakalını bu yöne yerim. Oğlum evde şöyle bir şey gezdiğimi düşünsene. Bunların hepsini salacaksın eve gezecekler.
Evet, bugün de 0 TL'ye Kiev'de bir gün geçirmeye çalıştık. Gerçi hava şartı olsun, trafik olsun, uçağımızın birazdan kalkıyor oluşu olsun çok fazla şey yapamadık. Ama 0 TL serisinde videolarımız gelmeye devam edecek. Bakü'ye gideceğiz, Kıbrıs'a gideceğiz, Amsterdam'a gideceğiz, Londra'ya gideceğiz. Siz de gitmemi istediğiniz yerler varsa muhakkak yorum olarak yazın. Bir sonraki 0 TL videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.